Bizden x eşittir 2 değeri için 5 üzeri x eksi 3 üzeri x ifadesini hesaplamamız istenmiş. Şimdi videoyu durdurup soruyu kendiniz çözmeyi deneyin. x'in değeri 2 iken bu ifadenin değeri neye eşit olur? Hadi gelin şimdi beraber çözelim. Soruda x gördüğümüz yerlere 2 yazacağız. Şimdi işlemi buna göre tekrar yazdığımızda, 5 üzeri 2 eksi 3 üzeri 2 olur. Peki bu neye eşittir? 5 üzeri 2, 5 çarpı 5 ile aynı şeydir. Bundan 3 çarpı 3'ü çıkaracağız. İşlem önceliğine göre burada çarpmayı önce yapmalıyız. Hatta öncelik üslerde ki zaten buradaki çarpma da aslında üsleri temsil ediyor. Buranın daha net olması için parantezleri de ekleyeyim. Bu işlem. 25 eksi 9'a eşittir ki bunun da sonucu 16'dır. Evet, bu ifadenin x eşittir 2 için sonucu buymuş. Hadi bir örnek daha çözelim. Bu seferki sorumuz şu. y eşittir 9 ve x eşittir 2 olduğunda, y kare eksi x üzeri 4 işleminin sonucu nedir? Yine videoyu durdurup Cevabı önce kendi başınıza hesaplamayı deneyin. Bu defa değişkenler üs olarak değil, taban olarak verilmiş. Ayrıca bu soruda iki farklı değişkenimiz var. Fakat tek yapmamız gereken aslında şu. Y gördüğümüz yere 9, x gördüğümüz yere de 2 yazacağız. Yani y kare yerine 9 kare diyeceğiz. Eksi x üzeri 4 yerine de x'e 2 demiştik. Bu eksi işareti biraz komik oldu. Bunu tekrar yazayım. 9 kare eksi x yerine 2 diyeceğimiz için 2 üzeri 4 yazıyoruz. Peki bunun sonucu ne olacak? 9 kare 9 çarpı 9 demektir. Yani bunun yerine 81 yazabiliriz. Bunu 9 çarpı 9'dan bulduk. Şimdi bundan 2 üzeri 4'ü çıkaracağız. Peki 2 üzeri 4 kaçtır? 2 üzeri 4, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. Bu da 2 çarpı 2, 4, 4 çarpı 2, 8 ve 8 çarpı 2, 16 şeklinde hesaplanır. Yani 16 çıkarıyormuşuz. Bu durumda işlemin sonucu ne olur? Bir bakalım. 81 eksi 6, 75'tir. Bundan 10 daha çıkarırsak 65 kalır. İşte. Cevap bu. y 9 ve x 2 olduğunda, y kare eksi x üzeri 4 işleminin sonucu 65'e eşitmiş. İşte bu kadar.